Hey! Hey, tamam. Right. Oy. Bak şene koyunlar bir durdu. Yani şu koyunun karnı bayağı şişmeye başladı. Bence ilk doğum yapacaklardan oh diye düşünüyorum ama tabii ki bilemiyorum. Biraz tüylü olması tam öyle gösteriyor. Bir de genç bir koyun o. Şunun da bir tüyünü tam kırpabilseydim 10 numara olacak. Bu arada koyun bu kışta kırpılmaz yani, arkadaşlara bir şey demek istiyorum. Daha havalar inanılmaz soğuk değil. Hiçbir şey olmaz. Ben daha bir hafta önce burada koyun kırpıldığını gördüm. Herkes gerçekten her şeyi bu kadar bilmek zorunda mı anlamıyorum ben arkadaş. Ya artık gerçekten yani yorumlara yorum yap ya, o kadar çok insanlar her şeyi biliyor ki. Sorsan koyun baktın mı? Yok. Yani anlamıyorum arkadaş. Ya yorum yapın adam gibi ya yapmayın ya. Her şeyi bilmek zorunda değil kimse arkadaş. Size bakın, doğa turu gezdiriyorum. Ulan doğada var ya, YouTube yapmasanız daha stressiz bir hayat yaşayacaksınız. Bu arada aşağıda sürü sesleri geliyor. Akıllı olun ha. Gel. Gel. Koyunlar diğer sürünün seslerine bakıyor. Dinliyor. Aslında bir tane daha şöyle çan almam lazım. Çan alırsam şu koyuna takacağım. Nerede o? Bakayım hemen. Ha. Buna, şuna takacağım. Şu var ya. Şöyle sürüyü göstereyim varsa. Herhalde şu karşı tarafta ya da alttan geliyorlar. Gel. Gel babam gel. Bak burada yeşil otlar var, onları yiyorlar. Şöyle yağmur bir iki kere daha yağsa var ya, böyle bir haftada bir kere yağsa 3 haftada hep yeşil ot çıkacak her yerde. Ama bir yağıyor 3 hafta yağmur yağmıyor. E ne oluyor? Hayvanların dengesi bozuluyor. Hayvanlar tam kuru oda adapte oluyor. Bir anda yağmur yağıyor, yeşiller çıkıyor. Bu sefer kuruları yemeyip yeşilleri arıyorlar. Çünkü niye? Aralarda yeşil bir iki tane çıkıyor yağmuru görünce. Dengesini bozuyor. Yoksa koyun kışa doğru sarı otları da yiyor. Ama şu yeşiller bozuyor işi. E ne oluyor bu sefer? Yeşil arayacağım diye karnı doymuyor. E fazla bir de efor harcıyor. Daha ben hızlı hızlı yürümeyeyim, bunlar biraz yayılsın. Koyun sesleri bayağı yakından geliyor. Ha, oradalar bak.
Ta şurada koyunlar. Bakın. Tam şu noktadalar. Ahey. Çapo, yoruldun mu kral? Bir yer. Fıstık 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 fıstık. Dostum ya, doğa gerçekten güzel ama ya. Müthiş. Biraz tozumuş. Havalar 3 gündür inanılmaz bir sıcak gidiyor ya. Yani bir anda bakın yine kısa kolluya geçtik. Acayip bir sıcaklar var. Prens de bizim yanımızdan ayrılmıyor yine. Bak otlara bak. Gel. Gel. Burada ot yok ha. Lan yanlış yere mi girdim ben ya? Aa, şu araziye girecektim. Oradan alttan geçecektim ama bu manyaklar buraya koştu. Dostum hala uyanamadım ya. Uykum var. Şimdi bu kardeşler böyle yayılacak. Tabii burada fazla durmam ben. Başka bir lokasyona geçerim. Çünkü baktım burada çok yeşil ot yok. Belki acele bile etmem. Yani karnım acıkana kadar burada bunları yayarım. Zaten sürüyü çoğalttığım zaman artık bu çoban işini, mesela güdüm işini fazla saatlere çıkartacağım. Ama şu an sürümüz az diye fazla öyle üstüne düşmüyorum. Bazı günler çıkartmıyorum bile. Bir de kuzu toplama işini yapacaktık ama olmuyor dostlarım ya. Bu ay bayağı yine uğraştım. Haydut geldi. Bakın kızandaki köpeği bırakıp geldi. Yalnız dişi gelmedi peşimize. Fufuma bak ya. Fuf da görevde. Geç, geç, geç. Çavuşun havlama sesi geldi ileride. Dur cellat, dur, git, git. Bizim evi dinliyor. Fıstığa bak ya, fıstık da görevini yerine getiriyor. Dostum haydut baba oldu bu arada. Dün Instagram'da paylaştım ve iki tane de, çünkü haydutun kanadında sarı kangallık var. Yani dedesinin tarafında. İki tane sarı yavru atmış, yani mor ağız. Bursa'dan bir köpek gelmişti, onunla eşleştirmiştik. 5 tane yavrusu olmuş. 4 erkek bir kız. Belki o bir yavruyu alırım kendime. Benim babalık hakkım var bir tane. Anne de güzel bir köpek, kangal. Ama mesela ben şimdi her kangalı dostlarım yavrusunu yetiştirmek istemiyorum. Yani soya göre. Mesela annesi kangal tamam ama soyu sopu böyle
şey değil. Nasıl söyleyeyim? Böyle kendini bilindik bir soy değil. Ama güzel. Ben dişi geldi burada bizde bir iki gün kaldı. İzledim, fena bir dişi değildi. Belki tutarım. Sarı olduğu için hani yavrular, mor bir yavrular çıkmış. Umarım görsel olarak da Anka'dan daha iyi olurlar. Çünkü Anka'da sarıydı. Vallahi Haydut'u hiç göremedim. Bu arada Prens de yanıma yattı. Kopya gidiyor aşağı.